insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1903 yılında açılan Mektebi Tıbbiye-i Şahane, 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleri ve talimatlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla aynı mekanda ve aynı anlayışla tekrar hayat bulmuştur. Ordunun askeri hekim ihtiyacını karşılamak için teşekkül eden Mektebi Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane, 1906 yılında sivil tıp eğitimini de üstlenmiştir. O gün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil tıp eğitimini ve öğrenimini tek bir çatı altında toplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, tıp alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmak gayesiyle yola koyulmuştur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde kuruluş misyonunda olduğu gibi bugün de hem askeri hem de sivil alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Çanakkale başta olmak üzere pek çok cephede şehadete yürüyen tıbbiyelilerin torunları 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine yine aynı cesaret ve kararlılıkla karşı durup darbenin akamete uğratılmasında aktif rol üstlenmiş ve bu uğurda şehit olmuş, gazi olmuştur. 15 Temmuz'da görüldü ki tıbbiyeli ruhu Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde dün olduğu gibi bugün de özünden hiçbir şey yitirmeden yaşamaktadır. Bugün 16 ilde afiliye olduğu 58 eğitim ve araştırma hastanesi ve 30 araştırma ve uygulama merkezi ile dünyanın en geniş ağa ve yapıya sahip kurumları arasına girmiştir. Günümüzde üniversitemiz bünyesinde bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 30 Aralık 1898 yılında Gülhane Seririyat Hastanesi adıyla İstanbul'da hizmete başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Gülhane Akademisi Ankara'ya nakledilmiştir. Askeri hekim yetiştirme görevini üstlenen ve Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak ülkemize ve ordumuza hizmet veren Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin akademik birimleri 15 Temmuz 2016'dan sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredilmiştir. Mevcut akademik birimlere yenileri de eklenerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi olarak hem askeri hem de sivil alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada insanlığa hizmet etmek için yola çıkmış bir dünya üniversitesidir. Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sudan Niyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sudan Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Filipinler, Nijer, Tanzanya ve diğer ülkelerdeki çalışmalarımız bu hedefin ilk halkalarından bazılarıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi sadece Türk öğrenciler için değil, yurt dışından gelen öğrenciler için de önemli bir eğitim ve öğretim merkezidir. Ümmete ve tüm insanlığa faydalı olabilmek için iyi bir hekim olarak kendimi yetiştireceğim. I am a student of Sağlık Bilimleri University. I am very happy to be in Istanbul. I consider them as a family and I feel like I am at home. Alanında uzman akademisyen hocalarımızdan alacağım kaliteli eğitimle askeri hekim olarak ülkemize, milletimize ve ordumuza sağlık alanında hizmet etmek için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tercih ettim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim gördüğüm için mutluyum. Kültürel ve sportif faaliyetlerin iç içe olduğu sosyal bir üniversite. Deneyimli eğitim kadrosu, zengin olanaklarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmekte kalmıyor, bilimsel araştırma projeleri, medikal tasarım ve üretim merkezi ve diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile tıp literatürüne önemli katkılar sağlayan çalışmalara da imza atmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, daha kuruluşunun ilk yıllarında Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vermiş ve çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmaların bir neticesi olarak Sağlık Teknokenti ve üniversitemizin öz sermayesi ile oluşan Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bilimsel alanda yaptığı çalışmalar yanında spor, kültür ve sanat faaliyetleriyle de öncü bir eğitim kurumu. Farklı ülkelerden gençlerin eğitim gördüğü üniversitenin düzenlediği geziler ve festivaller kültürel kaynaşmaya zemin oluştururken, sportif müsabakalar ile programlar gençlerin bedenlerini ve zihinlerini dinç tutmalarına yardımcı olmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geçmişten emanet aldığı Mektebi Tıbbiye-i Şahane binasının restorasyon çalışmasını emanet bilinciyle aslına sadık kalarak son derece hassas bir titizlikle yürütmektedir. Sağlık hizmetleri alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin çıtayı her geçen yıl daha yükseğe taşıması gerekiyor. Bunu sağlayacak olan da bu tarihi okulun hocaları ve öğrencileri olan sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak desteğim tüm eğitim öğretim kurumlarımız olduğu gibi Sağlık Bilimleri Üniversitemizin de daima yanında olacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin amacı, tarihinden aldığı bilgi ve donanımla ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, vatana, millete hizmet eden nitelikli, özgüveni yüksek, adaletli, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş, zengin bir medeniyet birikimini temsil eden genç ve dinamik sağlık neferlerini yetiştirmek, tıbbiyeli ruhunu yeniden ayağa kaldırmaktır. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Sağlıklı bir gelecek için geçmiş ile geleceğe.